Silivri sahilindeki büyük tehlikeyi ekranlarınıza getirmiştik. Dün de tablonun artık ne kadar büyük bir boyuta ulaştığını gösterdik. Dereyle birlikte denize karışan kimyasallar, fabrika atıkları, suya giren çoluk çocuk herkesi hastanelik ediyor. ATV Haber ekipleri yine o bölgedeydi bugün. Arkadaşlarımız İsveç'in de kirliliğin kaynağını buldu. Durum gerçekten içler acısı ve iç yüzünde tahmin edilenden çok daha fazlası var. Çok korkuyorum. Ben denize girmiyorum. Her denize soktuğumda çocuklarımı hastanelik oluyorum. Leysel, kusma, sürekli yani çocuklarımız hasta. Siz fabrikadan geldiğini mi düşünüyorsunuz? Öyle düşünüyorum. Neden? Çünkü kimyasal. Suya girip hastanelik olanlar, her gün denize karışan tonlarca pislik. Tehlike de bitmiyor hastalıklarda. Üstelik defalarca yapılan şikayetlere rağmen. Çok yoğun bir şekilde yaralar. Annem girdi, bacakları kolları yara oldu. Günlerdir haberi yaptığımız Silivri'deki Elmalık Deresi'nin kaynağını, pislik kaynağını bulmuş durumdayız. Manzara son derece ürkütücü. Çok ağır bir koku var, nefes alınmıyor. Derenin rengi değişmiş durumda. Derenin birleştiği noktanın yan tarafında işte onlarca insanı görüyorsunuz. Çoluk çocuk, genç yaşlı aileleriyle geldiler ve buradaki pisliği göz ardı edip yüzmeye devam ediyorlar. Köpüklü pis sular var, kahverengi akan pis sular. Sonuna kadar da aynen öyle devam ediyor. İBB'nin burada bir çalışması var mı? Hayır, yok, kesinlikle. İlgileniyorlar mı? Yok. Elmalık Deresi'nin hemen yakınında fabrikalar bulunuyor ve o işletmelerin atıkları, yani insan sağlığını tehdit eden kimyasallar suya ve doğrudan denize karışıyor. Sonrasında da denize girenler gözünü hastanelerde açıyor. Burası lağım kokuyor. Denize girenlerin çoğu hasta. Arkadaşlarım, komşularımız hasta. Deredeki rezaleti en net görüntüleyeceğimiz noktadayız. Bakın işte köpüren suyu görüyorsunuz. Köpürme bir anlamda kimyasal madde anlamına da geliyor ve ciddi anlamda tonlarca su şu anda köpürüyor. Yetmiyor. Kameramızı şöyle çevirdiğimizde derenin simsiyah rengi aslında anlatmak istediğimiz her şeyi gözler önüne seriyor. Su, simsiyah su akıyor akıyor, burada köpürüyor, aşağı iniyor, sahilde insanlarla buluşuyor ve tehlike her geçen gün devam ediyor ve hiçbir önlem de alınmıyor. İddia o ki fabrikalarda arıtma tesisi olmaması tehlikeyi daha da arttırıyor. Korkunç şikayetler var. Burada İBB'nin arıtma tesisi var mı? Yok. ATV Haber günlerdir tehlikenin boyutunu ekrana getiriyor. Her şey bir kenara, bölgedeki herkes hasta ve risk altında. Ve tüm bunlara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi hala bir önlem almış değil.